Bazı kimselere bilmeden, farkı olmadan dine çıkma var muhteremler. Bunların başına şu geliyor Allah korusun. Dinde kutsal olan bir şeyi hakaret, aşağılama. Mesela dine söven. Ne yazık ki bayağı Müslüman geçinen kişiler bunu yapabiliyor Allah korusun. Yani dini imana sövme. Bir insan dini imana sövdüğü anda daha mürted oluyor, mürted oluyor. O anda mürted oluyor, mürted. Peki ne olacak? Gece sonra konuşalım. Dikkat etmeye gerekiyor bunlara. Demek ki bir insan dini imana söverse, bir insan Kur'an'ı aşağılarsa, kıbleyi aşağılarsa, cami aşağılarsa, peygamber aşağılarsa, bugün dine çıkıyor Allah korusun muhteremler. Bir de farzları inkar etmek, farzları inkar etmek. Burada ince mesele var. Bir Müslüman farzları yaşamasa haram işler, günahkardır ama imanı durur. Bak, evet namaz farz ediyor, bunu kabulleniyor ama kılamıyor. Bir hanım, bir kız örtülme farz ediyor. Açık gezmek haramdır diyor. Bunu kabulleniyor ama açık geziyor. Dinden çıkmaz. Günahkardır. Haram iş diyor. Her çıkışına muazzam haram işliyor ama dini kalır ama. Bak buna karşın mesela bir erkek kalkıp da örtünmeye karşı olsa, bir erkek belki başlısıyla karşı olsa, örtmek farzdır, Allah'ın emridir. Demek ki bir farza karşı olan kişi dinden çıkıyor bak muhtemelen. Yani o erkeğe kendisine örtülmek farz olmadığı halde ama örtülmeye karşı olsa, buna karşı oldu mu Allah korusun dine çıkıyor muhteremler. Bunun gibi hac meselesi de bazıları mesela hacca gitmeye de işte Araplara para yedirme gibi yani aşağılama bunu inkara kalkışıyorlar. Hep bunlar dine çıkar muhteremler. Bir de günümüzde cinsel özgürlüğü savunma diye bir çıkmıyorlar bak. Bir insan cinsel özgürlüğü savunursa dinen çıkar bu muhtemelen. Çünkü cinsel özgürlüğü zinadır, fuhuştur yani böyle. Haramdır. Bir insan bunu savundu mu Allah korusun dinen çıkar ve mürtet olur muhtemelen. Nezbire Teala. Ve haramları inkar etmek ya da haramları savunmak. Bu da insanı dinden çıkarır, haramları. Yine günümüz en çok rastlanan mesele faiz konusu. İşte bu zamanda faiz iş olmaz. Yani bundan faiz haram olur mu? Yani faiz haramı savunmak. O kimse kendisi faiz iş yapmasa bile ama faizi savunursa, işte bu zamanda olmasa olmaz derse onu savunursa, bakın muhteremler. Yani zavallı kişi böyle boşu boşuna dinden çıkar. İmanı gider, mürtet olur. Haramı savunursa. Tabi bunun gibi, her günah bunun gibidir. İşte kalkar da bir insan mesela alkolü savunsa, İşte mesela şarabın bazı faydalarını saysa da efendim az işte bunun faydası var dese, eğer kişi bir alkolü bunu savunursa veyahut da kadını açık etmesini savunursa ne bundan dine çıkıyor muhteremler. Yani burada ne kalıyor? Suçu günahı savunma. Peki bu nasıl oluyor muhteremler? Kanun da böyle. Bir insan bir suçu savunsa, ya bir insan suçluyu savunsa bu kanun suç oluyor. Kanun da bu şekilde böyle bu. Mantık da bu şekilde zaten böyle işte. Demek ki bir insan bir suçu savunsa, bir insan bir suçluyu savunsa bu kanun suç. Bunun gibi bir insan Allah'a katan suç olan bir şeyi savunsa bu da ne oluyor? Dine çıkıyor muhtemelen. Suçluyu savunan,
Mesela bin kadın açık geziyor. Oh ne güzel diyor. Onu övüyor. Nedir bu muhteremler? Demek bu da böyle olur muhteremler. Yani demek ki suçu savunmak, günah savunmak da dinle çıkan insan Allah korusun bak.